Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, başlıktan da anlayacağınız üzere bugün Mori tier list yapacağız. Ama bunu düz bir şekilde yapmayacağım. Yine konsepte kendi yaratıcılığımı katacağım. İlk önce katilleri baştan tasarlayacağım. Yani işte ne bileyim, kostümlerini değiştireceğim, ellerindeki aleti değiştireceğim, yanlarına birkaç eşya ekleyebilirim falan, bilmiyorum. O anki hani shop yaratıcılığıma bağlı olarak katilleri baştan tasarlayacağım. Bu kısım tabii ki troll olacak. Ardından da oyun içinden katilin Mori'sini izleyip buradan bir sıralamaya koyacağız katili. Şimdi yabancılardan ben Mori tier list baktım. Hepsi böyle A, B, C, D falan diye sıralıyor. Ben bu şekil sıfatlaştırmak istedim daha çok. Yaratıcı aynı zamanda en iyi olan, en şık olan moriler oluyor. Güzel olan da işte yaratıcılık seviyesine çıkamayan ama yine de güzel, iş gören moriler. Normal, ortalama, standart. Hani ne güzel ne kötü. Tamam, karakterin amacını anlatıyor tarzı moriler. Kötü de zaten kötü. Buna göre sıralayacağım hepsini. Şimdi gençler, Trapper'dan başlıyoruz. İlk olarak kıyafetine neler yapabiliriz? Bence maskesi böyle rock metal grubu havası veriyor. Hani Slipknot falan dinleyenler bilir. Bu tarz maskeler kullanırlar. Bir değeri ceket deneyelim bakalım Trapper'a. Ne dediniz? Oldu gibi ha. Bedeni biraz sıkmış gibi. Ben ona depodan bir beden büyük getirtiririm. Sıkıntı değil. Şu sırtındaki şeyleri de bozmadık, kancaları. Okey. Bir diğer olayımız da trapleriyle ilgili. Şimdi tamam, traplerini çalı içine falan saklayabiliyorsunuz ama bu tarz kapı girişlerine falan attığınız zaman çok net görünüyor. Buna şöyle bir tuzak hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oraya müthiş can alıcı bir şey koydum. Yani bu trap'in daha büyük olduğunu düşünün. İnsanlar yine de bu trap'i fark etmeyecektir eminim ki. Özellikle Türk Dead by Daylight oyuncuları karşınıza geldiği zaman Trapper oynuyorsanız %100 olarak 2 kill falan alırsınız. Zaten şunu görenler, anladın mı? Şunu görenler için olay bitti. Şimdi geçtik Trapper'ımızın Mori'sine arkadaşlar. Hiç lafı uzatmadan direkt Mori'mizi izleyelim. Zaten basit bir Mori'si var. Yani şimdi oyunun ta çıkışından beri bulunan Trapper'ın Mori'sine laf etmeyi çok istemem ama hani sonuçta gerçekçi yorumlar yapmamız lazım arkadaşlar. Ha, buna reverb getirebilirler mi? Tabii ki getirebilirler. Sonuçta çok fazla yaratıcı Mori var. Hani adamlar ne yapacağını biliyor en azından. Hani getirmek isteseler getirirler. Ama hani bu şey ya, sonuçta bir nostalji gibi düşünün. Oyunun en başında Mori'si böyleydi. Belki de bunu bozmak istemiyorlar. Ama yorumumuzu dürüstçe yapmamız lazım. Kötü yani. Hani ne yaratıcılık var ne bir şey var. Dümdüz kespiç kespiç, herhangi bir efekt yok. Bir şey yok. Dümdüz bir Mori yani. Aynı zamanda Trapper'la ilgili bir şey de barındırmıyor. Hani tuzak ilgili birkaç bir şey falan olsa yine anlayacağım ama şimdi bir diğer karakterimiz Raid. Raid'in sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bakın, aslında üst vücudu gayet güzel. Omuzlar geniş. Hani kollar falan fena değil ama alt kısımlarda maalesef arkadaşlar bacak antrenmanı yapılmamış. Hemen çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar, şuraya minik bir spor salonu ayarladım Raid için. Bu bar ile hem squat yapabilir, hem bench press yapabilir. Bak, fitness sehpası da ayarladım. Hem barbell row yapabilir, hem deadlift yapabilir. Bu squat deadlift falan yaparsa bacakları zaten hayvan gibi olur. Hatta ben size şimdi sonuçları da göstereyim arkadaşlar. Bakın, şuralardan Raid'in bacağını çekiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, maşallah Roberto Carlos gibi bacakları yaptık Raid'e. Artık paletleri daha hızlı kırabilirsiniz. Şimdi hemen Mori'sine geçelim Raid'in. Yani onun da Trapper'inkinden hiçbir farkı yok diyebiliriz. Yani bunun tek olayı aslında şey, elindeki omurga iskeleti patronuna ait, yani hikayesinde bulunan bir şey. Raid'in hikayesinde öyle bir olay vardı, biliyorsunuzdur. Ama yani hani dediğim gibi Trapper'la ilgili yaptığım yorumların aynısı Raid için de geçerli. Çok fazla ekstra bir şey söylemeyeceğim. Kötü yani. İleride rework gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama oyunun orijinalliğini koruyan moriler bunlar. Şimdi sıradaki karakterimiz Hillbilly. Şimdi ilk önce Hillbilly'yi buradan kurtarmamız lazım arkadaşlar. Hillbilly biliyorsunuz ki ailesi tarafından dışlanıyor, böyle kulübe gibi bir yerde besliyorlardı. Delikten besliyorlardı. Şimdi ilk öncelikle Hillbilly için şuraya bir tane pencere yapıyoruz. Evet, Hillbilly'nin penceresi hazır. En azından buradan yani rahat hava alsın. Şimdi buradan direkt geçer mi geçemez. Kocaman bir kafası var. Zaten kafası sıkışır buraya. Ama bir güzellik daha yapacağım. Şöyle eline de balyoz verdim arkadaşlar. Artık şu yanlara falan vura vura o kadarını da kendisi halletsin. Kaçsın kurtulsun buradan. Şimdi arkadaşlar, Hillbilly'nin bir diğer olayı da neydi? Ailesi tarafından çok çirkin olduğu için kabul görmemesi. Şimdi çirkin mi bir bakalım. Olabilir. Düzeltilebilir. Şimdi Hillbilly'ye ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Çirkin Hillbilly yoktur arkadaşlar. Bakımsız Hillbilly vardır. Al. Ne yapayım arkadaşlar ben daha bu adama? Şunu bir yerde memur olarak işe falan başlatın artık. Gerisi sizde. Ha dur, şu elindekini de silelim. Tamam, al. Sana mis gibi Hillbilly. Daha ne istiyorsun? Ben anlamadım ki. Hem kulübeden kurtardık. Hem üstüne takım elbise, jilet takım elbise çektik. Hem iş bulduk, memur yaptık Hillbilly'yi. Tamam, gerisi onda artık. İnşallah muhasebeciyi falan yemez. Evet, şimdi geçelim Hillbilly'nin Mori'sine arkadaşlar. Bu
Bu da yine çok klasik bir Mori tabii ki. Aslında bu oyunun en başlarındaki katillerin çoğuna aynı yorumu yapmam gerekecek. Hani o yüzden de aslında bu katilleri baştan tasarlama olayını troll bir şekilde eklemek istedim. Çünkü diğer türlü biraz daha sıkıcı olacaktı. Tamam, güzel elbilinin testeresini kullanıyor falan ama yine çok düz ve sıradan arkadaşlar. Hani birkaç katil daha böyle gideceğiz gibi. Tekrara düşmemek için bunları hızlı hızlı geçiyorum. Kötü. Şimdi geldik Nurse'e. Şimdi arkadaşlar Nurse herkesin gözünde ne? Oyunun en güçlü katili değil mi? O zaman bir Nurse lazım. Şu şekil Nurse'ün sol kolunu aldım arkadaşlar. Artık tek kolla ne yapabiliyorsa yapsın. Bir Nurse lazımdı yani, yeter. Yıllar geçti, hala oyunun en güçlü katilisin. 2016'dan beri varsın. Sene 2025 olacak, hala oyunun en güçlü katilisin. Yok öyle bir şey. Tamam, bir Nurse daha geldi arkadaşlar. Eline de hortum verdim. O kesici aleti aldım elinden. 2 vuruşta değil 3 vuruşta düşürecek artık sizi. Eğer size su sıçratırsa ve değerse yavaşlıyorsunuz. Ama size hasar vermiyor. Sadece hortumla vurduğu zaman hasar alıyorsunuz. Gelelim Nurse'un Morris'ine. Yani aslında bu şey, hani oyunun bu da en baştaki morilerinden birisi ama Nurse'u yansıtan bir mori bence. Hani önce bir ışınlanma tarzı bir hareket yaparak kurbanı çeviriyor. Sonra boğma animasyonuna geçiyor ki boğma animasyonu da bence gayet güzel. Normali hak eden bir mori bence. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Geldik Michael Myers'a. Herkesin sevgilisi. Şimdi arkadaşlar öncelikle Michael'a şunu söyleyebilirim. Maskesi kesinlikle karizmatik. Yani dış görünüşüyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece doğru kıyafetleri seçemediğini düşünüyorum. Şimdi çok basit bir kombin yapacağız Michael'a. Felaket. Muhteşem karizma oldu. Elindekinde bir yok edelim. Abi al. Sana daha ne yapayım ya? Belki pantolon değiştirilebilir. O çok dar paça oldu ama sıkıntı yok reis. En kötü nargileye falan gidersin. Ben ne güzel oldu arkadaşlar bak. Tarz oldu ya en azından. Şimdi gelelim Michael'ın Morris'ine. Tabii ki hepimizin ezbere bildiği o Mori. Boru suyuna. Bak giydiği kıyafete bak. Ben şimdi bu adama iyilik etmedim mi arkadaşlar sizce? Morris'i güzel, gerçekten güzel. Michael'ın gücünü de yansıtıyor. Tekeliyle alıyor, tekeliyle fırlatıyor falan. Ama yaratıcılık seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Güzel kısmı bence Michael için ideal. Sıradaki katilimiz The Hag. Şimdi arkadaşlar Hag biliyorsunuz ki oyunun en yavaş katillerinden. Özelliğini de düzgün strateji kullanamazsanız çok 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 zor bir katil haline geliyor. O yüzden ben Hag'e bir tane şöyle araba ayarladım. Haritayı bununla dolanacak. Ha, kovalamacılar da tabii ki arabayla bir şey yapamaz ama en azından jeneratörden jeneratöre giderken hızlı dolansın. Böyle bir buff getirebiliriz Hag'e. Bir de arkadaşlar yamyamlıkta hani bu çıplak gezme odadır. O yüzden şu şekil bir tişörtte bir eşofman ayarladım Hege. Hem rahatını bozmamış olacağız hem çıplak gezmemiş olacak o da yani gariban. Üşütür müşütür şimdi. Macmillan soğuk çünkü. Gelelim Hag'in Morris'ine. Huntress'i niye es geçtik bilmiyorum ama ona da geleceğim şimdi. Kendisi bir yamyam olduğu için tabii insanları yemekle meşgul. Hey maşallah. Bak bu güzel bir Mori. Dönemine göre mükemmel. Hem Hag'in hikayesini anlatıyor yani bir yamyam olduğu için ona göre işlenmiş Mori. Hem efektler de bence güzel. Organların hepsini yedi maşallah, afiyet olsun. Sanki böyle ucundan yaratıcıyı kaçırıyor gibi. Hani yaratıcı diyene de niye yaratıcı dedin demem ama benim için güzel sınıfında yer alan bir Mori. Huntress'i doktordan sonraya koymuşlar bu arada. Bu sırayla gideceğim. Şimdi geldik doktora. Şimdi arkadaşlar bu adamın mesleği ne? Doktorluk değil mi? Öyle söyleniyor. Peki bu adamın özel gücü ne? Şok atabilmesi. Şimdi bu adam böyle özel güçlere sahipken şok atabiliyor. Elektrik atabiliyorken niye doktorlukla uğraşsın? Kardeşim bunun buraya verdim trafoyu, tamam mı? Günde 8 saat buraya kendisini bağlayacak. Bütün dünyanın elektriğini karşılayacak. Günde 8 saat bak çok değil. Arada mesaiye kalabilir. Yol yemek bizden. Asgari ücretin bir tık üstü. 2500 lira da Sodexo. Şunu doktorlukta bulamaz. Şu refahlığı bulamaz. Sadece duracak orada. Elini koyacak oraya duracak. Elektrik yayacak. Bu kadar. Öyle hastayla uğraşayım. Hastanın yakınıyla uğraşayım. Kafama taşıyayım falan diye uğraşmayacak. Bak görüyorum bak. Baba bak. Elektrik çıkarışa bak. Hemen mesleğine işte bu şekilde aşık olacaksın arkadaşlar. Tam suratını çok bana çevirme de. Doktorun Morris'ine geçelim. Bunun aynısını trafoya yapacaksın işte. Joss Biedoner efektini de verdi. Bu da yine doktoru çok iyi anlatan bir Mori bence. Özellikle katillerin hikayesine hakim olanlar daha net anlar Morileri. Şok terapisiyle ilgilendiği için kendisi. Bu tarz bir Mori çok açıklıyor yani doktorun hikayesini. Aşırı yaratıcılık kısmına yine bunun çıkabileceğini düşünmüyorum ama güzel kısmına koyarım ben doktorda. Şimdi geldik Huntress'e. Şimdi arkadaşlar Huntress güçlü bir killer. Bunu kabul ediyoruz. Ama ne sıkıntısı var biliyor musunuz? Şimdi tam bir kurbanı düşürüyor ama kancaya kadar götürürken canı çıkıyor. Çünkü hızlı yavaş bir katil diğer katillere göre. Bu yüzden kovalamacada kazandığı zamanı birisini
mancınıkhaneye götürürken kaybetmiş oluyor. Müthiş bir sistem geliştirdim Huntress için. Şu şekil arkadaşlar, Huntress'e bir mancınık verdim. Şu gördüğünüz kısımdan hedef alıyorsun. Nereye hedef aldıysan, hangi kancayı seçtiysen tuşa bir basıyorum. Piu, buradan adam uçuyor, direkt blap diye kancaya yapışıyor. Sistemimiz bu. Özellikle şu şekil arkadaşlar, Ace Main'leri fırlatırken daha haz alacağınızı düşünüyorum. Ben de onun için tasarladım yani. Ha baktınız, kurban çok toksik bir kurban. Hiç kancayla falan uğraşmayın. Şu alttan bak, bunun bir yerden ayar var, onu siz oynarken bulursunuz. İyice fullleyin o ayarı. Bu mancınığın başlığı iyice havaya kalkıyor. Yollayın bunu. Gitsin öbür maça gitsin bu. Direkt öbür maça ışınlayın bunu. Boşver. Siz de kanca manca uğraşmayın. Buradan püh diye bir koy, öbür maça doğru uçsun bu. Şimdi bir de Huntress'e şöyle bir ekleme yapacağım. Nasıl zayıf olan kısmını güçlendirdiysek, güçlü olan kısmını da biraz zayıflatacağız. Balta fırlatma olayı çok güçlü. Bak tamam, sağ elindeki balta dursun, düz vuruşu dursun, ama sol elindeki balta, o bize fırlattığı balta çok güçlü. Şöyle arkadaşlar, onu kar topu haline getiriyoruz. 2 vuruşta değil 3 vuruşta düşeceksiniz artık. Bu yüzden de haritadaki dolapları şu şekil buzdolaplarıyla değiştirdik arkadaşlar. Kar toplarını bu buzdolaplarından alacaksınız gidip. Huntress maçlarında dolap yerine buzdolabı gelecek yani maçınıza. Gelelim Huntress'in morüsüne. İlk hamlemiz gayet başarılı. Yani şimdi Huntress baltalı bir katil. Tamam, hani baltayı kullanmışlar morüsünde doğal olarak, ama Huntress baltasını düz vuruş olarak kullanan bir katil değil. Baltayı fırlatma üzerine bir katil. Bu yüzden balta fırlatmalı bir şey yapılsa bence daha iyi olurdu. Kötü bir moru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunu. Yani hani bir yaratıcılık yok. Dümdüz baltayla vuruyor, sonra vurmaya devam ediyor. Yani hani dediğim gibi fırlatmalı bir şey olsa güzel klasmanına çıkabilirdi. Ama kötü. Sıradaki katilimiz Leatherface. Şimdi arkadaşlar, Leatherface insanların hani derilerini falan çalıyor. Tamam, onu kendisine kopyalıyor da tarzının kötü olduğunu düşünüyorum. Yani zevkleri kötü. Şimdi ilk olarak bence Leatherface'e bir şapka takalım. Yani hani bu şekil saçlardan ziyade, çünkü hoş değil saçları. Şu şekil bir şapka daha güzel oldu bence ona. Bak buradan saçları da sarkıyor. Daha tatlı bir görünüm oldu en azından. Yani şapka onu biraz daha tonton gösterdi. Şimdi buradaki bir diğer sıkıntımız ne? Gözler. Allah affetsin yani, gözler Mariana çukuru gibi. Oraya hemen bir tane şu şekil bir gözlük ayarladım. Bence dediğim gibi daha böyle tatlış. Hani böyle örgü ören teyzeler olur ya. Tam o tarz bir hale geldi. Ağız tarafı da kanlı kanlı görünmesin diye şu şekil bir maske ayarladım arkadaşlar. Yani şu halden şu hale getirdik. Otobüste falan görsem yer veririm yani. Buyur teyze derim hani. Sen geç, ben birazdan ineceğim zaten de. Kafam kalırsa tabii. Buradaki sıkıntı ne arkadaşlar? Bak balyozu ne kadar tatlı da olsan, şu şekilde bir balyozla dolanıyorsan, kimse sana kalkıp da gel teyzeciğim benim yerime geç demez. Tamam, bak balyozla gitti arkadaşlar. Herhangi bir sorunumuz kalmadı. Tamam, Leatherface'i topluma asimile ettik arkadaşlar. Artık kendi benliği falan kalmadı yani. Bizden biri artık. Gelelim Leatherface'in morisine. Kafaya önce tokmak. Klasik testeresi. Bu tam sırttan testereyle kesme olayı bir tane filminde vardı. Hangi filmde hatırlamıyorum ama 2003 ya da 2006 filmindeydi galiba. Tam aynı az önce gördüğümüz şekilde vardı yani. Sondaki sevinci de çok ikonik. Aslında gerçi o sevinç değil. İlk filmi izleyenler varsa o bir üzüntü, bir sinir krizi. Sevinç gibi görünüyor burada ama. Yani güzel aslında. Leatherface'in ikonik şeylerini yapmışlar, ne yalan söyleyeyim. Ama hani böyle animasyonlar, efektler açısından falan baktığımız zaman çok bir üst seviyesi yok. Ben normal bir mori olduğunu düşünüyorum. Sıradaki katilimiz Freddy Krueger. Şimdi arkadaşlar, Freddy'nin en meşhur olayı ne? Fiziksel olarak. Şu gördüğünüz tırnaklar değil mi? Ya kardeşim, bu kadar uzun tırnaklarım var. Sen bunu kullanmasını bilmiyorsun. Bütün kızların hayali ya şu şekil doğal bir tırnak. Al kardeşim, ben senin için onu da yaptım. Sana bir protez el. Ay aşkı, aseton var mı diye falan dolanması gerekecek biraz ortalıkta. Yani Freddy'nin ruhuna aykırı bir olay oldu ama. Kusura bakmayın arkadaşlar, ben bu tırnakları kaçıramazdım yani. Uzunluğunu da biraz kırptık. O kadar uzun olduğu zaman, çünkü hani birisi sırtımı kaşı dese bir daha sırtına ulaşamayabilir. Allah kahretsin, nereden kaşıttım falan der. İyi oldu bence. Şimdi gelelim Freddy'nin morisine. Çok düz bir mori. Ya abi bak, sırf yemin ediyorum şu Freddy yüzünden yapımcılarla kavga edeceğim. Bak her seferinde söylüyorum. Özelliğini zaten çok düz getirmişler Freddy'nin yaratıcılığına göre. Filmlerini izleyenler bilir. Lan bari Morris'ine bir şey yap. Morris'inde bir yaratıcılık olsun ya. Yani Freddy Krueger gibi bir katile sahipsin. Milyonlarca fikir var önünde filmlerinden. Ama getirdiğin mori kurbanın arkasından gelip sadece tırnağını saplıyor. Üzgünüm arkadaşlar. Kötü, hatta çok kötü diye bir kısım olsa büyük ihtimal Freddy'yi oraya koyardım. Sıradaki katilimiz The Pig. Şimdi arkadaşlar, testleri serisine hakim olduğum için The Pig'le bir yakınlığım var. Yani bana birkaç bir şey anlattı işte, John Kramer'ın yanında sıkılmış, ona hoş davranmıyormuş, köle gibi kullanıyormuş falan. Dedi ki ben şöyle bir işe gireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, domuz çiftliği. Bu bana çok mantıklı geldi, çünkü dedim ki şimdi ulan dedim, ben domuz olsam, bakıyorum bir başka domuz yürüyor böyle insan gibi, insancıl hareketler sergiliyor, derim ben buna saygı duyarım. Bu bunların başı olarak bunları eğitecek. Verdiği emirlerin hiçbirinden çıkacaklarını düşünmüyorum sonuçta hani. Yürüyor ya, yürüyor hani. Sen dört ayak üstünde zor duruyorsun, o yürüyebiliyor, istediğini yapıyor, suyu içiyor, gidiyor bir şeyler yapıyor falan hani. Hayvan der ki hani tamam, bu bir şey biliyor. Yolu açık olsun, umarım başarılı olur bu işte.
yani hani severiz The Pig'i. Evet, gelelim The Pig'in Morris'ine. Kolundaki kancayı sapladı, bir de boğaza darbe. Freddy'ye benzer bir yorum da bunun için gelecek. Yani bak işte Hague'den, doktordan bahsettik. 2017 yıllarında falan gelmiş olması lazım bunların. Ama sen bu tecrübelerine rağmen, hani bunları yapabiliyor olmana rağmen Freddy ve The Pig gibi karakterlere getirdiğin morilere bak. Dümdüz, yani dümdüz vuruyor bitti. Abicim bu karakter tuzaklarla ilgili bir şey yapabilir, birisini bağlayabilir. Hani ben mi vereceğim bunun fikrini? Kötü, defol gidin lan. Şimdi gelelim main katilim olan Clown'a. Şimdi arkadaşlar bu karakterin dezavantajı ne? Kilolu olması değil mi? Ki kilolu olmasına rağmen ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Bir de zayıf olduğunu düşünün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen sonuçlarını aldık. Şu şekilde Clown'ı zayıflattık. Azıcık bir şey göbek var ama o da gider. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi zayıfladıktan hemen sonra sevgili de yaptı kendisi. Kate bir zamanlar ondan kaçıyordu. Şimdi ona aşık arkadaşlar. Gelelim Clown'ın Morris'ine. Acımasız bir başlangıç. Şimdi hikayesini bilenler bilir. Parmak koleksiyoncusu kendisi. O yüzden hikayeyi anlatan güzel bir Mori. Efekti de güzel bence. Hani basit değil yani. Yaratıcıyla güzel arasında gidip geliyorum ama şimdi yaratıcıya koyarsam da sanki böyle torpil geçmiş gibi olacağım. Main katilim olmasından ötürü. Zaten güzel kısmına biraz daha yakınım. O yüzden güzel kısmına koyuyorum bunu da. Sıradaki katilimiz Spirit. Şimdi arkadaşlar Spirit biliyorsunuz ki dövüş sanatlarını seviyor. Böyle karateye falan gidiyordu diye biliyorum. Küçüklük halinde. Ama maalesef babası tarafından acı bir şekilde katlediliyor. Biz de Spirit'in bu hayalini gerçekleştirelim. Büyüklük haline de karate kostümü giydirelim. Ruh kendi olmuş olsa hayallerine kavuşmuş olsun en azından. Oğlum bu ne, Spirit diye açtım arkadaşlar. Yeni killer geldi sandım. Bu nasıl bir kostümmüş ya? İzleyelim bakalım Morris'ini. Yani tabii katanayla işi. Yine animasyon ve efekt olarak çok basit, düz bir Mori. Açıkçası şu kötü dediklerimden çok bir fark yok. Hani onlar da düzdü, gidip sadece dümdüz vuruyorlardı falan. Ama biraz olsun hani o ürkünçlüğüne, ürkünç havasına, o bağırışı, en başta katanayı oluşturuşu, böyle hani ruhani güçlerinin olduğunu belli edişi falan. Bir şekilde hadi normale koyayım. Gelelim bir zamanlar mainim olan o katile. Artık değil çünkü güçlü bulmuyorum. Şimdi arkadaşlar Legion'ın maskesi bence çok yaratıcı, güzel. Hani bu tarz maskeler düz haliyle sanki komik gibi görünebilir ama altında yatan acımasızlığı düşündüğün zaman gerçekten ürkünç oluyor. Normalde baktığında ne yani, gülen bir surat, göz var falan ama öyle değil işte. Ama yine de daha korkunç olabilir mi? Olabilir. Şu şekil minik bir dokunuşla daha korkunç değil de daha komik bir hale getirmiş olabiliriz. Ama olsun, sonuçta bunlar bir çete. Vandalizm var, hırsızlık var, dızcılık var, her şey var. Bir tanesinin suratı da böyle boyalı olsun, ne olacak ya? Hemen Legion'ın Morris'ine bakalım. Hey, maşallah detone yaptı beni, öyle bir moriydi. Acımasızlık açısından güzel bir mori, hani ortadan yarma olayı bayağı acımasız. Ama yine ben böyle ekstra bir şey göremedim, hani güzel kısmına bile çıkamaz benim gözümde. Normal bence. Sıradaki karakterimiz Plague. Plague ile ilgili çok fazla yaratıcı bir şey düşünemedim ama şöyle, bu sürekli ayinlere falan katılıyordu diye biliyorum. Yani sürekli bu tarz ortamlarda bulunmuş. Bence biraz sosyal hayatı tatması gerektiğini düşünüyorum. Şu şekil bir gülse birsel kombiniyle Plague'i bence topluma kazandırabiliriz arkadaşlar. Yakıştı, ne yalan söyleyeyim, bence güzel bir kombin oldu. Geçelim Plague'in Morris'ine. Ah, aynı yapıştırıyor. Leş. Mide bulandırıcı bir Mori ama Plague'i çok iyi yansıtıyor. Hem o ayın olayları var. Birkaç ayın cümlesi kuruyor. Hem bu kusma olayları var. O da hikayesinde yer alıyordu. Veba falan kapıyordu. Böyle bir hastalık kapıyordu. Kesinlikle güzel bir Mori. Evet, geldik Ghostface arkadaşlar. Bu da Michael gibi çok sevilen bir katil hani filmlerinden ötürü. Ne yalan söyleyeyim, dış görünüşünü ben de çok seviyorum. Oynamasını her ne kadar sevmesem de. Çok özgün bir katil bence. Şimdi arkadaşlar Ghostface'in filmlerindeki olay nedir? Genelde troll olması değil mi? Hani böyle kurbanlarla dalga geçer, psikolojik işkence yapar. Bazen onları troller falan. Bu tarz bir yapısı var. Şimdi o bıçak bence onun eline yakışmıyor. Niye yakışmıyor? Bu kadar troll bir katilin böyle şeylerle işi olmaz. Madem trollsün, hakkını vereceksin. Al sana kardeşim, trollün babası. Artık senin kesici biçici aletin bu. Salatalık en büyük psikolojik işkencedir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ghostface de bence müthiş özdeşleşti. Kesinlikle Dead by Daylight'ta bu şekilde gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hemen Ghostface'in Morris'ine geçelim. Çok sevdiğim bir Mori'dir bu arada. Müthiş.
Müthiş. Bıçağını da orada unutmadı. Şimdi bak, Ghostface'in o bir kurbanın üstüne çıkıp bıçaklama olayı var. Filmlerinde çok fazla yapar bunu. Troll kısmı var. Selfie çekiyor yani. Hani bu Dead by Daylight'a aykırı bir şey aslında ama ona özel bir animasyon getirmişler fotoğraf çekmeyle ilgili. Kesinlikle yaratıcı bir mori. Benim en sevdiğim morilerden zaten. Sıradaki katilimiz Demogorgon. Şimdi arkadaşlar, Demogorgon'un altının içinde bolca ne bulunuyor? Salya değil mi? Hani bolca sıvı var yani orada. Şimdi bu sıvıyı nasıl kullanabiliriz? Orada bitki yetiştirerek, bak hemen çiçek açmış gördüğünüz gibi. Yani Demogorgon'un ağzını saksı olarak kullanacağız. Kendi kendine o su falan üretiyor zaten. Sizin sulamanıza falan gerek kalmayacak. Gelelim Demogorgon'un morisine. Hey maşallah. Animasyonu kaliteli. Diziye de gönderme var. Dizide de bu şekil killer alabiliyor biliyorsunuz ki. Güzelle yaratıcı arasındayım. Kafa ısırma animasyonu kesinlikle güzeldi yani. O sondaki bağırışı, salyalarının çıkışı falan bence güzel arkadaşlar. Ben yaratıcıya koyuyorum Demogorgon'u. Biraz düz bir mori ama dediğim gibi oradaki efektler bence gayet hoş. Sıradaki katilimiz Oni. Şimdi şöyle bir şey var. Oni yaşlı bir katil. Böyle atik durduğuna falan bakmayın. Gayet yaşlı bir katil. O yüzden çok ekstra bir şey gerek yok. Şöyle bir tane baston veriyorum arkadaşlar Oni'nin eline. En azından haritayı dolanırken hani biraz daha rahat olsun. Belli falan ağrıyor. Çünkü ben biliyorum onu. Şimdi gelelim Oni'nin morisine. Ay. Dili aldı. Acımasız. Dil animasyonu ve sonrasındaki gaddarlığı bayağı iyi. Yaratıcıya koyana niye yaratıcıya koydun demem ama benim için güzel klasmanında yer alıyor. Sıradaki katilimiz Deathslinger. Şimdi arkadaşlar, Deathslinger da yaşlı bir katil. Yani bence bu tarz koşuşturmalara yetişemiyor artık. Sonuçta karşısındakiler genç kurbanlar, dinç kurbanlar, hepsi sporcu. Bence emekli olma vakti geldi, onu söyleyeyim. O yüzden şu şekil mesleğe de hazır. Ben tesisatçı olarak iş buldum ona. 1-2 senede bu işte çalışsın arkadaşlar. Oradan emekliliğini verir zaten. Balığa falan çıkmaya başlar. Gelelim Deathslinger'ın morisine. Kancasını sapladı silahıyla. Güzel. Deathslinger'ı yansıtan hoş bir mori. Biraz kısa bir mori ve tek bir animasyon var, hani silahıyla tutup vurma animasyonu. Normalle güzel arasında kaldım ama normale koymayı istiyorum. Şimdi sıradaki katilimiz Piramit Kafa. Adı üstü arkadaşlar, kafası şu şekil piramit şeklinde. Tamam hani ürkünç bir karaktersin, güçlüsün falan da kime ne faydan var hani, anladın mı? Madem kafası piramit şeklinde arkadaşlar, bunu değerlendirmemiz lazım. Şu şekil tükürükle yapıştırılmış şekilde yaya geçidine çevirdim ben bunun kafasını. Hani en azından levha olarak dursun orada düz bir şekilde. Yorucu bir işte değil, dümdüz duracaksın sadece. Bir işe yaramış olursan hani, en azından trafikte falan. Şimdi gelelim Piramit Kafa'nın morisine. Çok cool bir karakter ya. Yürüyüşe baksana böyle. Özel kafes olayı da var. Güzel. Gerçekten o karakterin hani gücünü, asilliğini yansıtan bir mori bence. Dikenli tel olayı da var. Animasyonlar da güzel. Ben yaratıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Piramit Kafa'nın morisini. Sıradaki karakterimiz Blight. Blight'a herhangi bir yaratıcı bir şey bulamadım arkadaşlar. O yüzden sadece direkt morisini izleyeceğim. Bir yandan da hızlandırmaya çalışıyorum videoyu. Şöyle. Zehri yükledi. Güzel bir mori. Hikayesini de barındıran bir mori. Sanki daha güzel olabilirdi ama hani böyle. Ne yapılmalı derseniz size cevap veremem ama kesinlikle bir şey daha eklenebilirdi gibime geldi. Güzel kısmı da yer aldığını düşünüyorum. Sıradaki karakterimiz The Twins. Şimdi arkadaşlar, bu Victor denilen şahıs sürekli Charlotte'un karnında dolandığı için Charlotte da ister istemez daha yoruluyor. Sonuçta hani bu tamam küçük olmasına rağmen sonuçta az da olsa bir ağırlığı var. Charlotte'a zorluk çıkarıyor. En azından hani menülerde tek başına dinlenebilmesi için şu şekil bir beşik yaptık. Gamer'ın bir belediyesi olarak. Bunun için yatar, dinlenir menülerde. Charlotte da dinlenmiş olur böylece. Ekstradan 5-10 kiloluk bir şeyi taşımak zorunda kalmaz. Maça daha dinç girerler. Şimdi Twins'in 2 tane morisi var. Bir tanesi Victor'lu, bir tanesi Victor'suz. İlk olarak Victor'suz olandan başlayalım. Evet, şu an Victor yok gördüğünüz gibi. Beşikte dinleniyor şu an. Yani bu çok düz bir mori. Huntress'inki gibi klasik. Geldi vurdu. Sadece bu olsaydı normale falan koyardım. Victor'unkine geçelim. Yine düşürdü. Victor gideyim mi diyor. Emir bekliyor. Güzel. Victor'unki hoş. Minik yamyam. Victor'unki olmasaydı çok kötü bir mori. Ama Victor'unkini düşündüğümüz zaman normale koyabiliriz. Şimdi sıradaki katilimiz Trickster. Trickster gördüğünüz gibi hani karizmatik, yakışıklı bir katil. Ama seri katil dediğim böyle renkli gözlü, işte saçı fönlenmiş falan olmaz. Daha ürkünç, daha karizmatik bir surata ihtiyacımız var. Bunun için arkadaşlar Discord'umuza geldik. Buradan setID Ibo deyip Ibo'nun daha önce tanımladığım yüzünü seçtik. Buna sağ tıkladık. Uygulamalar dedik. Swapper dedik. Buradan bize sonuçları verdi. Gördüğünüz gibi sonuç bu.
kararı siz değerli izleyicilerimize bırakıyorum arkadaşlar. Benim seçimim belli. Killer dediğin şu karizmaya sahip olmalı. Şimdi Trickster'ın hemen oyun içinden Morris'ine bakalım. Kartını da bırakıyor. Güzel. Son bıçak da karnına düşüyor. Yaratıcı bir Mori. Şimdi bak Huntress'te anlatmaya çalıştığım şey buydu. Trickster bir şey fırlatan katil. Özelliği o. Ve onunla ilgili bir Mori yapmışlar. Huntress'in baltasını ise düz vuruş olarak kullanmışlar. Bu yüzden Huntress benim için kötü kısmına gitti. Onda da balta fırlatmalı bir şey olsa eminim ki üst sıralara çıkardı. Trickster'ı ben güzel kısmına koyacağım arkadaşlar. Morris'i güzel. Sıradaki katilimiz Nemesis. Şimdi arkadaşlar ben Resident Evil 7 hariç hiçbir oyunu oynamadım. Ama bunun yayınlarından izlediğim kadarıyla falan biliyorum. Bu Nemesis roket atar falan kullanabilen bir katil diye biliyorum. Ama Dead by Daylight hatta sağ tıkla kırbaç vurayım, virüs bulaştırayım. Olmaz. Kardeşim orijinalliği bozmayacaksın. Sen şu roket atarını al, yoz müdahaleni tak. Maçın başında sana en uzak 3 jeneratörü gör. Zaten kurbanlar da sana uzak doğduğu için o 3 jeneratörün tam ortasına bazukayı yolla. En az 2 kurban mefta zaten. Kalan ikisini de indirirsin bir şekilde. Gelelim Nemesis abimizin Morris'ine. Yani şuna nasıl abi demeyeyim, tipe baksana. Evet. Kız kaçını kullandı. Müthiş bir güç. Şimdi bak yaratıcı güzel bir Mori. Nemesis'in gücünü de ifade ediyor. Ama şu üçündeki gibi böyle hani o özel şeyi göremiyorum yani. Hani Demogorgon'da kafa ısırma sahnesi var. Ghostface'e telefon çıkarıyor. Piramitte de o dikenli tel olayını çok iyi yapmışlar. Hani bunlar da olduğu gibi spesifik bir şey arıyorum yaratıcıya koymak için. Güzel bir Mori ama yaratıcıyı hak ettiğini düşünmüyorum. Sıradaki katilimiz Pinhead. Şimdi arkadaşlar Pinhead'le ilgili ben güzel bir hikaye yazmıştım kanalda biliyorsunuz ki. En son sevdiği kızla evlenmek için para topluyordu videomda. Ama sevdiği kız Pinhead kel olduğu için ondan ayrıldı arkadaşlar. Hayat böyle acımasız. Şimdi Pinhead iyi hoş katil ama bir soğukluk var yani suratında. Hani insanlar dışlıyor onu. O yüzden şu şekil bir sempatiklik katabiliriz diye düşündüm gördüğünüz gibi. Biraz Canan Karatay'a da benzedi. Daha tatlı oldu bence yani. En azından bu şekilde devam etsin biraz. Olmazsa da buluruz birini yani. Ne yapalım yani. Ölümlü dünyadayız. Evet izleyelim bakalım Pinhead Bey'in Morris'ini. Zincirlere emir verildi. Çok iyi. Bak işte o yaratıcıya koymak için bahsettiğim spesifik olay bu. Zincirlerin atılımı çok iyi, alttan çıkan kütük çok iyi, karakteri alta doğru çekip yok edişi çok iyi. Tam olarak bahsettiğim spesifiklik bu. Tabii ki yaratıcıya koyacağım. Sıradaki katilimiz Artist. Şimdi bu karakterin özel gücü kargalar biliyorsunuz ki. Ama arkadaşlar sonuçta bu karga hani eğitemezsin bir şey yapamazsın. Gelir seni de gagalayabilir. O yüzden kullanmamız gerekmediği anlarda şu şekil kafeslere koyacağız kargaları. Dediğim gibi sonuçta eğitilebilir bir hayvan değil. Boş bıraktığın zaman uçar gider kaçar. Ondan sonra katil özelliksiz kalır yani düz M1 oynamak zorunda kalır. Biz önlüğümüzü alalım. Evet şimdi gelelim sanatçı ablamızın Morris'ine. Kahak kahak. Zehri yükledi oraya. Ve leşini de kargalara yedirdi. Kısa bir Mori olmasına rağmen katili çok iyi yansıtıyor bence. Tamamen kargalar üzerine kurulu bir Mori. Tam olarak anlatmaya çalıştığım şey bu zaten. Bence çok minik oynamalar daha yapılabilirdi. Hani birkaç bir şey daha eklenebilirdi ama Mori çok uzardı bu sefer. Yine de ben yaratıcı kısmında yer aldığını düşünüyorum. Sonuçta arkadaşlar hani Mori'ye farklı bir canlı ekliyorsun yani anladın mı? Hani düz çat çat diye kılıçla vurmak yerine kurbanın karnından çıkan başka bir canlı ekliyorsun. Bu canlılar sonradan toplanıp kurbanın leşini yiyor falan. Güzel yani yaratıcı. Sıradaki katilimiz Sadako. Şimdi Sadako bu kuyuya atılıp neden lanetleniyor biliyor musunuz? Ben bunu bir videomda anlatmıştım. Bunun tırnakları kırılıyor ya. Bir kadın için tırnakları çok önemlidir arkadaşlar. Bu yüzden bunun tırnağı kırıldığı için kuyuya düşerken artık nasıl bir öfkeyle doluyorsa ruh olarak geri dönüyor. Bu sorunu şöyle çözeriz. Bak ben bu kuyunun yanına şuraya işte makyaj renk paletleri seti adı ne oluyor bilmiyorum. Şuraya da cilt bakım seti koydum. Hiç bizim dünyamıza gelmesine gerek yok. Bu kuyudan çıkar. Burada ne yapacaksa bakımını yapar, kremini sürer. Niasinamid, arbutin, hyaluronik asit falan derken hepsini buradan kullanır. Kuyusuna geri gider. Bunun derdi buydu zaten. Derdini çözdük arkadaşlar. Bir kadın bakım yapabileceği her yerde rahattır. Sıkıntı yok. Kuyuymuş, çadırmış. Önemi yok yani. Şimdi gelelim Sadako'nun Morris'ine. Daha önce oyunda görmediğimiz bir mekanik. Bak çok
özel bir Morimi değil. Basit gibi görünen bir animasyon ama oyuna yenilik katan bir animasyon. Karakterin psişik güçlerini yansıtan bir animasyon. Sonuçta fiziksel olarak dokunmadan zarar veriyor. Kesinlikle yaratıcı bir Mori. Sıradaki katilimiz Dredge. Şimdi Dredge'in olayı ne arkadaşlar? Dolapları ışınlanabilmesi değil mi? Ama bak bu oyundaki dolaplar küçük. Dredge iri bir katil. Bir gün dolapta sıkışsa kalsa bir yerini kıstırsan kim verecek bunun hesabını? O yüzden dolapları şu şekilde değiştiriyoruz artık oyunda bu prototipi. İki kapaklı yapmamızın sebebi daha fazla hava alsın diye. İsterse şu şekilde aşağı kısımda şu yatay kısımda yatabilir. Yatak var. İsterse de dolabı ışınlandıktan sonra çıkar kurbanları kovalar. O Dredge'in bileceği iş. Şimdi Dredge'in Morisine gelelim. Ayaklarından bağlıyor. Fıçık 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 fıçık. Kafaya bir şaplak. Kendine doğru çekiyor. Ve hop. Yuttu. Güzel bir Mori ama şu saydıklarım kadar yaratıcı olduğunu düşünmüyorum. Yine tabii ki yaratıcılığı var. Yani yaratıcı klasmanını koyan insanlara neden buraya koydunuz demem. Ama benim için güzel klasmanında yer alıyor. Sıradaki karakterimiz Albert Wesker. Şimdi Albert Wesker'ın gözlüğü çok önemli onun için biliyorsunuz. Ama bu gözlük ne bileyim sadece karizma görünmesine yarıyor. Bir de şu gözlüğe bakın. Bu gözlük daha da zeki görünmesine sebep olmadı mı sizce de Albert'ın? Bence çok daha zeki görünüyor bu gözlükte. Böyle hani sessiz sakin görünür ama seri katil çıkar ya birisi hani. Tam o tarz bir psikopatlık oldu bence şu an Albert'ta. Şimdi Albert abimizin hemen Morisine geçelim. Gözlük gitti. Bu da karakteri yansıtan güzel bir Mori. Yumruk animasyonları da gayet güzel. Böyle minicik bir şey daha olsa yaratıcı kısmına çıkacak gibi ama bence güzel kısmını hak ediyor bu da. Sıradaki karakterimiz Şövalye. Şimdi bu Şövalye'nin muhafızları var biliyorsunuz ki. Ve fazla salaklar. Önce bunları şu şekil bir okula yollayıp eğitim vermemiz gerekiyor arkadaşlar. En azından hani beyinleri gelişsin. Ortama adapte olsunlar falan. Şu şekil maymun arkadaşları da var yanında. Onlardan da hani ilham alabilir. Ulan ben okumazsam bak şunun gibi olurum falan diye. Gelelim Şövalye'nin Morisine. Muhafızlarını çağırıyor. Hayvan herif. En son bitirici darbeyi de kendisi yapıyor. Hem birden fazla karakter kullanımı, hem hepsinin farklı bir şey yapıyor oluşu. Kimisi işte silahın alevli kısmıyla vuruyor, kimisi kılıcı boğazına kadar sokuyor, kimisi küçük bir çakı tarzı bıçakla yaralıyor falan filan derken ben yaratıcı bir Mori olduğunu düşünüyorum. Sıradaki karakterimiz Kafatası Taciri. Şimdi arkadaşlar bu karakterin mekanik şeylerle arası çok iyi. Drone falan üretiyor yani kendi kendine düşünün. Düşündüm dedim ki bu karakter en iyi ne yapar? Hop sanayi ustası. Var ya Şahin'e nitro takar yani nitro anladın mı? Öyle bir yaratıcılığa sahip şu şekil. Hemen oturduğu yerin yanına bir dükkan açtım arkadaşlar. İlk siparişimizi de aldık. Araba gördüğünüz gibi yam olmuş. Üstüm üstü artık nereye vurduysa mahvolmuş. Onu düzeltecek birazdan. Gelelim Kafatas Tacirinin Morisine. Drone'umuz uçuyor vız vız vız. Yani drone gelip uçmasa Freddy'nin Morisi'nin aynısı neredeyse. Hadi drone'un hatırına normal kısmına koyayım yani çok bir yaratıcı yanı yok. Sıradaki karakterimiz Entropy. Buradaki birkaç tanesini hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Onlara çok yaratıcı bir şey bulamadım yani hepsine bir şey bulmaya çalıştığım için yorucu ve zor oldu. Ama güzel oluyor bence. Şöyle hemen Morisi'ne geçelim Entropy'nin. Kendisi bir robot. Güzel. Özellikle sondaki surat animasyonu bayağı iyi. Yaratıcı kısmına çıkacak seviyede değil bence ama o hani aşağı animasyonu sonrasındaki surat efekti falan bence güzel. O yüzden güzel kısmına koyabiliriz. Sıradaki karakterimiz Alien. Hemen onun da Morisine geçelim. Kraliçe Alien. Kraliçe Xenomorph. Bu sahne galiba filmlerinde de var bu arada. Yani basit ama güzel bir Mori olduğunu düşünüyorum. Hani normal ya da kötüye koyacak kadar değil bence. Çünkü o ağız animasyonu falan bayağı iyi. Ama yaratıcıya çıkacak seviyede de değil. O yüzden güzel, ideal. Sıradaki karakterimiz yaramazların yaramazı Chucky. Şimdi bu karakterin olayı ne arkadaşlar? Boyunun küçük olması değil mi? Ve bir oyuncak olması. Şimdi boyunun küçüklüğü onu çok güçlü hale getiriyor oyunda. Çünkü böyle kapalı spotlarda izini takip etmek çok zor oluyor. Göremiyoruz çünkü onu küçük olduğu için. O yüzden ilk adımı şu şekil. Chucky'nin eline süt vererek yapıyorum arkadaşlar. Bıçağı falan bıraksın sen oyuncak bebeğsin.
Neyin lan senin bir bıçak? Bak konuşamadım sinirden. Neyin lan senin bıçak? Tamam mı? Sütü eline verdik. Bunu içsin, o zamanla büyüsün. Peki bir diğer olayımız ne dedik? Chucky'nin oyuncak olması. Yani bunu insana çevirmemiz lazım. Bunun için hemen geldik. Set ID'den Tolga abimizin yüzünü entegre ettik. Al sana Chucky işçi. Müthiş bir Tolga abim. Şu gözünün arasında bir çizgi oldu ama o yani yeni yeni insana dönüştüğü için arkadaşlar onlar normal. Sütünü falan içip büyürken onlar da geçecek. Boyu da yavaştan atmaya başladı gördüğünüz gibi az önce şuralarda. Şimdi büyüdü. Şimdi hemen bu yaramazın Morris'ini izleyelim. Kafaya bir çekiç. Beyzbol, sopası, cetvel, bıçak, ne varsa. Sonra bir de tekme. Yani zaten karakterin tasarımı o kadar hoş ki ister istemez güldürüyor insanı. Bir de o yaratıcı kısmı da çok iyi eklemişler. Hani cetvel, beyzbol sopası falan sürekli farklı aletler, farklı yaramazlıklar. En sonunda da tekme, alttan bir ton hakaret. Yaratıcı bir Mori olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Sondan üçüncü karakterimiz Meçhul. Şimdi arkadaşlar Allah affetsin ilginç bir dış görünüş var kendisinin. Tabii ki hor görmek, dalga geçmek istemeyiz ama şununla da nasıl geçmeyeyim, anladın mı? Her neyse olabilir, sıkıntı yok. Tıp çok gelişti. Şimdi Meçhul'ü sedyeyle şuradan alacağız arkadaşlar. Bir ameliyata sokacağız. Ne kadar düzelmez orasını biz bilmiyoruz. Uzmanlarımız size gerekli cevabı verecektir. En azından denemiş olalım. Şimdi gelelim Meçhul'un Morris'ine. Bak tipe bak bak. Birden fazla zor animasyon var. Hem o ters örümcek yürüyüşü hem karnından çıkardığı parçalar falan derken yaratıcı bir Mori arkadaşlar benim gözümde. Sıradaki karakterimiz Leech. O kadar şop yeteneğim yok ama olsaydı yanına Dudu Peri'yi yollardım. Beraber çok iyi ikili olabilirlerdi. Siz kafanıza canlandırın onu. Gelelim hemen Morris'ine. Büyücü olduğunu belli ediyor. Kılıcı uçuyor. Çağırdı iskeletlerini. Güzel. Yani Dead by Daylight'ın sonlara doğru nasıl geliştiğinin bir göstergesi aslında. Son karakterlerin çoğunu yaratıcıya koydum farkındaysanız. Oyunun bu animasyonlar açısından gelişimini takdir etmek gerekiyor aslında. O iskelete dönüşmesi falan filan zor şeyler. Oyunun en başlarında yara animasyonlarını bile yapamıyorlardı. Yaratıcı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunun da. Diğerlerine göre daha düz noktaları var ama o sondaki iskelet animasyonu falan çok iyi. Ve son karakterimiz de Dracula. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Dracula'nın zaafı ne? Vampir olduğu için güneşe çıkamaması değil mi? Şu şekil müthiş bir gözlük üretimimiz var bak. Şuradaki ışıklar ne biliyor musunuz? Bütün güneş ışınını gözlüğe çekiyor. Yani vücuduna, saçına, koluna, bacağına hiçbirine güneş ışını düşmüyor. Bütün ışınları bu gözlüğe çekip absorbe ediyor. Gözlüğümüzün özelliği bu. Bu yüzden gündüz maplerinde de rahatça oynayabilirsiniz artık Dracula'yla. Şimdi gelelim Dracula'nın Morris'ine. Yarasalarını getirdi. Müthiş bir darbe. Kadehi çağrıldı. Çok yaratıcı ve sanatsal bir Mori. Kesinlikle çok iyi. Direkt hani üstünde çok konuşmaya bile gerek yok. Yaratıcı kısmını atıyorum. Hem farklı canlılar var yarasa gibi. Hem bardak kullanılmış. Bardaktan kan içiyor. Karakteri de yansıtıyor. Sanatsal bir Mori yani. Tek bir kusuru var. Onu da şimdi çözeceğiz. O sıkıntı da şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kadehte kan içiyor. Böyle bir şey yok. Bunu onaylamıyoruz. Şu şekil. Hocam çayını içiyorsun sıcak sıcak. Böyle kan falan uğraşmıyorsun. Aman diyeyim. Ekstra gücünü de kazanıyorsun. Gözlüklerini çıkarmışsın bak. Onu takmayı da unutma. Dracula'yı da hallettik arkadaşlar. Daha ne yapayım yani adam için. Evet gençler, benim tier list bu şekilde. Bunun öznel olduğunu unutmayın lütfen. Onu nasıl oraya koyarsın, onu nasıl yaratıcıya koyarsın falan gibi yorumlar istemiyorum. Size güzel gelen bana kötü geliyor olabilir. Bana güzel gelen size kötü geliyor olabilir. Çok öznel bir olay. Dümdüz Morileri izleyip bu güzel bu kötü diye yorumlamak da istemedim. Bu yüzden karakterlere hani tasarım yapmaya çalıştım. Üzerlerinden birkaç mizah döndürmeye çalıştım. Daha yaratıcı bir hale getirmeye çalıştım videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Sıralamalar da kendi içinde sıralanıyormuş. Ben hiç tier list yapmadığım için bilmiyordum. Bir önceki katil tier listime yazmışsınız. Yani işte mesela bu yaratıcı dediklerimi de işte kendi arasında falan sıralamam gerekiyormuş. Ama benim için çok bir farkları yok arkadaşlar. Hani buraya koyduysam hepsi okeydir benim için. Şu şundan iyi, bu bundan iyi diyemem. Bir de oraya girersem çok daha uzayacak video. Siz kafanıza canlandırın işte. Zaten yaratıcı, güzel, normal, kötü diye sıralamalarını yaptık. Kendi aralarında sıralamaya gerek yok diye düşünüyorum. Siz de kendi yorumlarınızı belirtebilirsiniz tabii ki moriler hakkında. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.